Mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Yoğurt tatlısı tarifim var bugün sizler için. Hem lezzetli hem bir o kadar da pratik. Şerbetli bir tatlı olmasına rağmen gerçekten de çok hafif. Evet, malzeme listesine geçeyim. 3 adet yumurta, 1 kase yoğurt, 1 kase şeker, 1 kase irmik, 1 kase un, 1 paket vanilya ve 1 paket kabartma tozu. Tatlımızın ilk olarak şerbetini hazırlayalım ve tenceremize şekeri ve suyu alalım. Çırpma teliyle şeker eriyene kadar karıştıralım. Şerbetimiz kaynamaya başladıktan sonra yarım adet limonu içine bırakalım ve ocağımızın altını kısalım. 5-6 dakika kadar kaynatmamız yeterli, daha sonra ocaktan alıp soğumaya bırakalım. Karıştırma kabımıza yumurta ve şekeri alalım. Mikserin yüksek devrinde çırpalım. Evet arkadaşlar, şeker ve yumurtayı çırptığımız zaman kıvamı bu şekilde olacak. Bu kıvamı aldıktan sonra üzerine yoğurdumuzu ilave edebiliriz. Yoğurdu ilave ettikten sonra tekrar çırpalım. İrmiği dökelim ve çırpmaya devam edelim. Son olarak un, vanilya ve kabartma tozunu ilave ettikten sonra 1-2 dakika kadar çırpmamız yeterli. Borcamımızı yağlayalım çok hafif bir şekilde. Ve hazırlamış olduğumuz harcı üzerine dökelim. Spatula ile eşit bir şekilde yayalım. Daha sonra önceden ısıtılmış olan 170 derecelik fırında kızarana kadar pişirelim arkadaşlar. Evet bakın tatlımız pişti. Tatlımızın ilk sıcaklığı geçtikten sonra yani 2-3 dakika kadar sonra soğumuş olan şerbetimizi üzerine gezdirelim. Evet, sakın dilimlemeyelim arkadaşlar. Öncelikle şerbetin iyice çeksin. Eğer çekmeden, dinlenmeden tatlımızı dilimlemeye kalkarsak dağılır. Dinlenmiş olan tatlımızı dilimlere ayırabiliriz artık. Dinlendiği için çok rahat kesiliyor gördüğünüz gibi. Üzerine dilerseniz Antep fıstığı, Hindistan cevizi veya kaymakla servis edebilirsiniz. Tercih size kalmış. Her şekliyle de lezzetli oluyor. Deneyeceklere şimdiden afiyet şifa olsun. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın.